Kanal Babata'dan tekrardan selam arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız yorumlarda Meta Quest 3'ü bilgisayara nasıl bağlıyoruz, bilgisayardan nasıl oyun oynuyoruz diye merak ediyorlardı. Onunla ilgili video paylaşacağım dedim. O sebeple bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar Meta Quest 3 ile bilgisayara bağlamanın iki yolu var ve iki yerden oyun oynayabiliyoruz. Birincisi herkesin bildiği gibi Steam'den oynuyoruz. İkincisi MetaQuest'in kendi uygulaması olan Questing dediğimiz uygulama üzerinden oyun oynuyoruz. Buradaki oyunların tamamı bilgisayarınıza yükleniyor. MetaQuest 3 cihazınıza ya da MetaQuest 2 cihazınıza yüklenmiyor. Bilgisayarınızın ekran kartı ya da donanımınızın güçlü olması gerekiyor. Yani kötü bir donanımdaki bilgisayarda oynamak bazen zor olabilir. İkincisi Steam ya da MetaQuest Link'e kablosuz da bağlanabiliyoruz. Yani kablo olmadan da bağlanabiliriz. Ama bunda da internetinizin, modeminizin iyi olması gerekiyor. Kablosuz oyunları oynarken çok yüksek grafikleri olan oyunlarda problem yaşayabiliyorsunuz. Böyle oyunları da kabloyu takarak oynamanız gerekiyor. Ben şu an adım adım beraber her şeyi sildim şu an bilgisayardan. Yeniden yükleyeceğim. Yükleme aşamasında problem yaşıyorum diyen arkadaşlar en azından bunu izlerlerse yardımcı olacağını düşünüyorum. Başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Öncelikle normal, orijinal MetaQuest linki indirmek için aşağıda bırakacağım bu adresi de hemen uygulamamızı indiriyoruz. Zaten küçük bir dosya. Bu aynı zamanda bize kurulumları adım adım gösterecek. Yani cihazını tak, işte aç vesaire tarzında bütün her şeyi anlatacak. Ve Türkçe bu. Dili kendiniz seçebiliyorsunuz. Evet, şimdi yükleyelim. İndiriyor öncelikle 2.17 GB'mış. İndirme bitsin bakalım. Evet arkadaşlar, dosyayı indirdikten sonra yüklendi ekranı geliyor. İleri diyoruz. Adım adım zaten burada kurulumu yapacağız. Evet arkadaşlar, şu an açılışta bizi böyle bir ekran bekliyor. Burası bizim mağazaların olduğu, kütüphanemizin olduğu ve oyunları oynayabileceğimiz bir yer. Şöyle hemen cihazlar diyoruz. Bakın gördüğünüz gibi cihazlar kısmı boş. Burada başlık ekle diyeceğiz ve bizden hangi cihazı eklemek istediğimizi öğrenmek istiyor. Şu an benim cihazım Quest 3. Quest 3 diyorum. Devam et diyorum. Şimdi diyor ki nasıl bağlanacaksın? İşte kablolu mu kablosuz mu? Ben burada kablolu olarak bağlanmayı gösteriyorum arkadaşlar size. Yani önce kablolu olarak bir bağlanın. Sonra kablosuz olarak da denersiniz. Kablolu devam et diyorum. Şimdi diyor ki bilgisayarınıza takın. Şöyle hemen USB 3 ucuna takıyorum. Type-C'niz varsa direkt orijinal kablosuyla denersiniz. Bunun için bu arada yüksek veri taşıyan kablo almanızı öneriyorum. Yani normal bir şarj kablosuyla bunu yapamazsınız. Hemen cihazımı açıyorum. Kablo elimde bekliyorum. Ve takıyorum arkadaşlar. Ve şu an USB 3'e takmamışım sanırım. Performans için USB 3'e tak diyor. Ben yakınımdakine taktım. Kablo bağlandığından emin ol. Eminim dedim. Kurulumu tamamladı arkadaşlar. Bu ekranı kapat diyoruz arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi bu ekran bizim kütüphanemiz. Buradan oyunları indirip bilgisayar üzerinden oynayabiliriz. Dediğim gibi buradaki oyunlar sadece bilgisayar üzerinden oynanıyor arkadaşlar. Yani store'u buradan giriyorsunuz, bilgisayarınızdan giriyorsunuz ve bütün oyunları da bilgisayar üzerinden oynuyorsunuz. Şimdi gelelim gözlüğümüzde nasıl açtığımıza. Evet arkadaşlar, buraya geldiğinizde şunu biraz yaklaştırayım kendime. Ekranda tam gözüksün. Burada bakın saat simgesi var. Saat simgesine basın arkadaşlar. Quest Link diyor. Buraya bastığınızda bakın kablo kullanmayacaksanız yukarıyı aktif etmeniz gerekiyor. Yani yukarısı aktif değilse bunu kabloyla bağlanıyorsunuz olarak algılıyor. Biz şu an kabloyla olduğumuz için tıklıyoruz, bağlandı, başlat diyoruz. Evet, bakın aynı kütüphaneyi görüyoruz burada. Bu arada ben bir tane de bir şey indireyim. Ben anlatmaya başlarken şöyle basit bir oyun. Şunu indiriyorum. Şu an bilgisayarıma indiriyor arkadaşlar. Yani buraya bir indirme işlemi yapmıyorum. Aynı zamanda bakın masaüstünü görmek istiyorsam masaüstü. Burada çok güzel bir şey var. Yani oyunlarınızı monitör yerine bununla oynamak da zevkli oluyor. Aynı zamanda şuradaki şu parmağın olduğu yere tıklayıp şurada tıkladığınız zaman bakın size uzaklaştırıp yakınlaştırma yapıyor. Bunu sağa sola yaptığınızda ekranı burada dev ekran yapabilirsiniz. Yani dev ekranda oyun oynayabilirsiniz. Bu çok keyifli, onu söyleyeyim. Bu arada oyunu yüklemeyi bitirmiş. Yani şeyi yükledi, bunu yükledi. Birazdan bunu da açıp hemen kısaca göstereceğim. Hızlı hızlı geçeceğim çünkü Steam'i de anlatacağım daha size. Bunu da aldım arkadaşlar mesela. Küçülteyim bunu ya da küçültmeyeyim, getireyim şuraya. Şöyle şu yanımda dursun ya da şöyle biraz büyüteyim. Bu da bu yanımda dursun. Bunu da aldım. 2-3 ekranımız var biliyorsunuz. Bunu da şuraya bıraktım. Bakın bilgisayarımın ekranı bu. Bilgisayarınızı burada böyle kontrol de edebilirsiniz. Bu yönden çok seviyorum ben. Yani buradan bir şey açıp buradan farklı bir şeyleri açabiliyoruz. Aynı zamanda buradaki kütüphaneyi de birazdan tanıtacağım size. Hemen hatta tanıtmadan önce şu yüklediğim oyuna bakalım arkadaşlar. Ben öteki joystick'imi de alayım. Dediğim gibi
buradaki oyunları tamamen bilgisayardan oynuyorsunuz. O sebeple bilgisayarınızın oyunu kaldırıyor olabilmesi gerekiyor. Yani bunu kaldırmıyorsa maalesef oynayamaz. Tabii ben oturarak oynuyorum. Ayakta oynamam gerekiyordu ama yürüyebiliyor muyum şu an? Yürüyemiyorum herhalde. Telefon. Agent, this is command. This train is about to arrive at the incident site. Before we get there, we'll need to go over your new teleportation ability. Ayakta oynayabilmek için de arkadaşlar iyi bir, yani uzun bir kablo almanız gerekiyor. Ben 5 metrelik aldım, 10 numara. Yani salonlar yerinde oynuyorum onu bilgisayarda. Grab those guns. If a weapon is highlighted, you can. Şöyle alayım. Now try to shoot the targets as they appear. Nice shot. Well placed. Teleport ahead to grab a better weapon. Bunu alayım, bu elimi. The enemy has found you. Take him out. Bu arada o gelirken şimdi ışınlanma oluyor. Be alert. The enemy will be waiting for you. Take them out as you see fit. Good luck, agent. Oradan alabiliyor mu? Alamıyorum. Şöyle nasıl tutuyorum? Bir elle tutacağım ya. Hadi iki elle tutayım. Bu arada şuna bastığınızda hareket ediyor ve zamanı yavaşlatıyor. İyi günler. Silahım bitti. Ayakta oynamamak gerekiyor. Ayakta oynamak gerekiyor bunu. Arkadaşlar oyun gördüğünüz gibi böyle bir şey işte. Yani şöyle gideyim hatta. Vurup kurşuna bak. Kısaca gösterdim arkadaşlar. Şunu uygulamadan çık dedim. Burada bunu gördük. Şimdi gözlüğü çıkartıyorum. Şöyle hatta. Şurada dediğim gibi burada masaüstü vesaire ekranlar ekleyebiliyorsunuz. Yeni bilgisayar paneli ekleyebilirsiniz bilgisayarınızda. Mesela atıyorum Chrome açık. Şu an bende açık olanları direkt buraya getirip önünüzde dev ekranda görebilirsiniz. Arkadaşlar kapat dedim. Şuna da bastığınızda Quest Link'i devre dışı bırak. Direkt. Devre dışı bırakıyoruz. Şu an gözlüğümüzün bağlantısı kesildi arkadaşlar. Evet, bunu yaptıktan sonra hemen store'umuza gelelim. Bakın arkadaşlar, burada belirli oyunlar var. Şu an benim kütüphanemde daha önce eklediğim, oynadığım vesaire oyunlar var. Şu tanıtım gibi bir video. Belirli oyunlar var. Çok zevkli. Oyunların boyutu vesaire yazıyor. Ama birçoğunu bilgisayarınız kaldırır. Aynı zamanda MetaQuest 3'ü aldığınızda şu oyun 142 GB'lık bir oyun. Harika bir grafik kalitesi var. Oynaması çok zevkli. Burada bir tanrı rolünde oynuyorsunuz. Ben çok beğendim o oyunu. Biraz ilk zamanlar oynamıştım. Videomda var bu arada. Hemen kütüphaneye geldiniz. Kütüphanede zaten sizde daha önce yüklediğiniz oyunlar oluyor. Bir de mağaza var. Mağaza bildiğiniz gibi paralı ama ücretsiz oyunlar da var. Mesela şöyle diyelim. Korku, gizem oyunları. Bu arada korku oyunları harika zevkli oluyor. Yani ben korku oyunlarını oynamaktan çok zevk alıyorum. Tabii burada fiyatlar vesaire yazıyor ama hani gezdiğinizde ya da ücrete göre sırala dediğinizde bedava oyunları göreceksiniz zaten arkadaşlar. Genelde en sonda mı oluyor? Yani bakın mesela oyun şu. Yani burada kısa bir özetini göstermek. Belirli oyunlar bedava, bunları deneyebilirsiniz ya da paralı oyun yüklemek isterseniz bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Yani Quest'te hafızamda da olmasın, bilgisayarımda olsun, ben bilgisayarımdan oynuyorum diyorsanız çok daha güzel. Şimdi gelelim Steam'e.
Arkadaşlar normal Steam zaten bilgisayarınızda da var. Gözlüğünüzde de Steam olması gerekiyor. Yoksa direkt zaten kütüphaneye gidip Steam'i yüklüyorsun. Şimdi gözlüğe geçelim. Bunun için bir kabloya ihtiyacınız aslında yok. Yani kablosuz da Airlink ile de bağlanabilirsiniz. Ama dediğim gibi Airlink ile bağlanıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle modeminizin iyi olması gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi kütüphaneden öncelikle Steam Link'i indirmeniz gerekiyor. Steam Link'i indirdik biz zaten hemen basalım. Şu an gözlüğü arıyor. Burada şu an bizi kabul etmemesinin sebebi bilgisayarımızdaki Steam'in açık olmaması. Steam'i açıyoruz. Bakın zaten evdeki bilgisayarlar geldi. Şu an kendi bilgisayarımıza bağlan diyoruz. Niye bağlanmadı arkadaşlar? Bu hatayı alıyorsanız bilgisayarda Steam'i yüklemeniz gerekiyor. Burada Steam VR'ı yükle diyoruz. Yani sadece bilgisayardaki Steam de yetmiyor. Bilgisayara bir de Steam VR'ı yüklememiz gerekiyor. Evet arkadaşlar şu an Steam VR'da inmiş oldu. Gözlüğümüze geliyoruz arkadaşlar. Bakın kanal babata yani şu an bu bağlı olduğum bilgisayar bağlanıyorum yeniden. Ve şu an Steam'e bağlanıyor arkadaşlar. Joysticklerimi aldım. Gördüğünüz gibi şu an şöyle bir kişisel odamız var. Bu odayı değiştirebiliyoruz. Ben daha önce epey bir değiştirmiştim. Yani şurada eski yüklediğim şeyler var. Evet arkadaşlar. Herhangi bir oyunum olmadığı için burada gözükmüyor. Normalde buradaki oyunları yani Steam'den dediğim gibi bilgisayardan da indirseniz VR oyunlarını indirdiğiniz zaman panonuza gelecek ve pano üzerinden oynayacaksınız. Dediğim gibi böyle bir kişisel alanınız da var. Bu kişisel alan sizin vakit geçirdiğiniz ya da arkadaşlarınızı da buraya davet edip VR'ı olan arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz. Oyunlar gördüğünüz gibi buradan da indirebilirsiniz ama bana buradan oyun indirmek zor geliyor. Bilgisayardan indiriyorum. Zaten bilgisayardan indirdiğim zaman oyunları görüyor. Bu da bu kadardı arkadaşlar. Hani kısa bir video oldu. Ama bağlantı yapmak, bağlanmak pek zor bir şey değil. Onu da söyleyeyim. Şunu kapatalım. Yani buradaki Steam'deki oyunları oynarken arkadaşlar gelip de gözlük üzerinden işte şunu mu indireyim, bunu mu indireyim değil. Yani buraya gelip de sanal gerçekçilik oyunlarının hepsi var burada. Ve aynı zamanda burada süzüp yine ücretsiz oyunları indirebilirsiniz. Epey de ücretsiz oyun var. Yani Steam üzerinde gerçekten çok güzel ücretsiz oyunlar ya da oynaması ücretsiz vesaire oyunlar var. Burada birkaç oyun oynadım ben. Arkadaşlar bir de burada mesela oyunlarda şey olayı var. VR oyunu oynarken VR destekli oyunları da oynayabiliyorsunuz. Yani sadece VR olarak süzerseniz biraz daha az oyun geliyor. Ama VR destekli oyunları sıralarsanız o zaman epey bir oyun geliyor. Başka ne gösterebilirim? Burada bir oyun yüklemedim şu an. Daha önce oynadığım oyunlar bunlardı. Hepsi tek tek bir test etmek istemiştim. VR oyunlarında nasıl bir kaldırmama durumu olacak diye. Herhangi bir sorun olmuyor. Şimdi bir de size arkadaşlar Airlink ile yani kablosuz bağlantıyı göstereyim. Arkadaşlar geldiniz yine şu saat simgesinin olduğu yere tıkladığımızda Quest Link bağlanamadı diyor. Airlink'ten bağlanacağım diyorsunuz. Evet bakın şu an gereksinimleri karşılıyor diyor. Bu gereksinimleri karşılaması internet hızın ve aynı zamanda sanırım Wi-Fi 5 modem olduğu için başlatıyorum arkadaşlar. Bakın şu an oyuna yine bağlandım. Az önceki oyunu bakın şu an kablom takılı değil. Başlatıyorum. Kablosuz olarak oynayabilirim. Eğer burada oyuna başlamak istediğinizde ya da kablosuz olarak bağlanmak istediğinizde sıkıntı yaşıyorsanız bilin ki internet ya modeme çok uzaksınız arkadaşlar. Modeme uzak olduğunuzda da bu sorunu yaşıyorsunuz. Modeme uzak olmak ya da Wi-Fi 5 değilse modeminiz, internet hızınız yavaşsa kablosuz oynamanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü aşırı fazla takılma, aşırı fazla işte kasma yaşıyorsunuz. O da o oynadığınız oyunda zevk almanızı sağlamıyor maalesef. Bu kadar. Yani bilgisayara bağlanmak için bunları yapmanız gerekiyor. Ben burada size sadece Steam ve Quest Link üzerinde neler yaptığımızı gösterdim. Ama aynı zamanda dediğim gibi Quest Link ile bilgisayarınıza bağlanıp direkt bilgisayarınızın ekranında bir çalışma masası oluşturup monitör yerine gözlüğü kullanabilirsiniz. Tabii uzun süre takınca biraz kafanıza ağır gelip baş ağrısı yapabilir. Ama film izlemek vesaire keyifli oluyor. Ama tabii ben gözlükle film izleyeceğim diyorsanız onunla ilgili daha güzel uygulamalar var. Onları tavsiye ederim. Bugünkü video bu kadardı arkadaşlar. Umarım işinize yaramış. Kanalımıza abone olarak bize destek olursanız çok seviniriz. Aklınıza takılan ya da görmek istediğiniz içerikleri bizimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince en kısa zamanda merak ettiklerinize yanıt vermeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Gel sen de buraya hayat bu.